Katya. Buyurun. Hocaya bağlanıyoruz. Metin Barman Bey. Efendim abi. Sen İstanbul gibisin. 24 Nisan 2020 Cuma günü dedi. Geceleri kadar şehvetli. Sabahları Eyüp Sultan kadar manevi. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Seni sevmek böyle bir şey. Efendim beni sevmek işte böyle bir şey. İstanbul merkeze bağlanıyoruz. Bu mübarek Ramazan gününde, Ramazan'ın ilk gününde her Ramazan, her Cuma bizlerle beraber olan büyük alo. İlim adamı... Alo hocam! Alo, hayırlı Ramazanlar. Allah kabul eylesin oruçlarımızı. Allah güzel bir gündeyiz böyle. Allah razı olsun hocam. Nasılsın? İyi misin inşallah? Çok teşekkür ederim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir Ramazan-ı Şerif'e daha ulaşmış bulunuyoruz. 11 ayın sultanındayız. Çok evet. Şükür, çok çok iyiyiz. Allah'a çok şükür hocam. Geçen sene Ramazan sanki daha dün bağlandık sana. Yok oradaki köfteden, yok buradaki pideden falan bahsediyorduk. Ama şimdi ise evlerden bile dışarı çıkamadan, yani imkanlar doğrultusunda mümkünse evlerde kalarak çok farklı bir Ramazan ayı geçireceğiz. Tabii insanoğlu hayatında çok şeye karşılaşır. Bu dünyanın akışında bizim hayatımız bir zerrenin de zerresidir. Belki hiç gözükmez bile. Milyarlar gelip geçmiştir. Biz de bu dünyadan, imtihan dünyasından Rabbimizin bahşettiği ömrü yaşayarak geçiyoruz. Bakacağız ki seneye geleceğiz. 70-80 yaşın Rabbim ömür verse geleceğiz. Geriye İnşallah. Baktığımız zaman nasıl geçti diye hep hayret içerisinde konuşacağız. Çünkü hayat bir an gibi gelecektir bize. Onun için fırsat günlerini değerlendirmek açısından çok önemlidir. Ramazan-ı Şerif'e ulaştık elhamdülillah. Bunu inşallah en iyi şekilde değerlendirelim inşallah. Ama hocam ben sonsuz hamdü senalar olsun. Acaba benim dualarım mı kabul oldu? Hani arkadaşlar lütfen teravih namazına rendelenmiş soğan kokulu koltuk hatlarınızla değil deodorant sıkarak gelin. Çoraplarınızı değiştirin. Ceset kokuyor ayaklarınız diye. Tövbeler en son olsun. O kokuları özler oldum hocam ya. Vallahi tövbeler olsun. İşte insanımız her yönüyle güzel. Temiziyle, pasaklısıyla. Gerçi pasaklı insanımız kalmadı. Biz artık tabii eskiden sen öyle zannet. Eskiden de o. Gerçekten insanımız bakımlı, tertemiz. Gerçekten camileri dolduruyorlardı. Ama bu virüs münasebetiyle biraz camilerde bir araya gelmeye ara verdik ama yine vücutlarımız, bedenlerimiz camide olmasa bile burada bizim ruhlarımız camide gök kubbe altında yine bir araya duruyoruz. Manen bir aradayız. Ya, manen bir aradayız. Hocam aslında Ramazan'ı da öteleyemez miydik? Hani mesela bazı kesim çıktı dedi ki ya dedi hazır camiler kapalı. Hani hayatını bilmiyorum kaç sefer camiye gitmiştir onu bilmiyorum ama. Yani Ramazan'da öyle bir şey olamaz mıydı mesela? Hani bazen acaba diyorum yani, doğru mu söylüyorlar şimdi bu? Şimdi şu var. Şimdi şu var. Din konusunda kafası çalışan çalışmayan, bilen bilmeyen, okuyan okumayan herkes hemen fetva veriyor. Babam da hocaydı diyor hemen. O bilgisiz kafasıyla dini hükümleri yorumlamaya başlıyor. Evet. Peki o Ramazan'ın ertelenmesini hükmeden buna onay veren beyefendi doktora gittiği zaman uroloji uzmanına bana şu ilacı yaz bu ilaç bana daha iyi geldi diyebiliyor mu? Diyemiyor. Peki aracını tamirciye götürdüğü zaman ey tamirci benim motorun şurasından ses geliyor ama arıza şuradadır. Şuradan bak diyebiliyor mu diyemiyor. Niye? Bilmiyor çünkü. Kim biliyor bunu? Motorcu biliyor. Ama cami işine, din işine gelince hocam hayatında dikey olmaz. Olarak gitmediği camiye yatay olmaz. Olarak gidecek zat-ı i̇şte muhterem. İşte burada herkes haddini bilecek. Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konuları oturur, eline boyunu ölçer ve fetva haline getirdikten sonra da millete sunar. Evet. Bu çerçevede küçük beyinlerimizle biz irşat fetva makamına geçip insanların zihnini bulandırma hakkımız yok, haddimiz de yok. Bizler dini görevlerimizi yapmakla sorumluyuz. Rabbimizin emirlerini yapmakla sorumluyuz ama şu şöyle olsun, bu böyle olsun, şu şuraya gitsin, buraya gitsin, şuna zekat vereceksin, buna fitre vereceksin. Bunlar bizim haddimiz değil. Burada Kur'an-ı Kerim Rabbimiz bize emretmiş, Peygamber Efendimiz'e yol göstermiş. Bunlara biz uyarız ve İçinden çıkamadığımız konular olduğu zaman ülkemizin yegane tek kurumu olan Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konuda fetvayı verir ve işlemler bu şekilde ülkemizde yürür.
Hocam, Ramazan-ı Şerif'e girdik. Evet, Ramazan-ı Şerif'e girdik hocam inşallah. Ve bilmiyorum, sizi i̇lk bilmiyorum ama... İlk oruçtayız. Hocam, ilk oruçtayız. Stüdyoda kahve makineleri, kahveler bana bakıyor. İftar topu patlasa da böyle hayırlısıyla Sultanzade bana kurabiye yollamış. Bademli kavala kurabiyesi. Böyle iftarda çayın üstüne böyle onu da gömsem diyorum ama iftara da daha çok var. Tövbe, bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Tabii sabırla iftarı bekleyeceğiz. İlk oruçlu, ilk Rabbimizden alacağı mükafatı iftarda tadacak, alır. Asıl mükafatı ise biz Rabbimizden ahirette alacağız inşallah. Bu sabrın, bu şeytanı zincire vurmanın, Rabbimizin oruç tutun emrine yerine getirmenin mükafatını aldığımız zaman bizler çok mutlu olacağız. İnşallah. Tabii olacak. Bugün işte sabaha kalktık, ilk orucu tutuyoruz. Dün akşam ilk teravih namazımızı kıldık. Bundan sonra teravih namazlarımızla, orucumuzla, sahurlarımızla çok güzel bir şekilde inşallah Ramazan'ın diğer günlerine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah hocam. Tabii değerli dostlar, Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Çünkü geçen sene aramızda olup bu sene aramızda olamayan insanlar var. Değil mi? O açıdan elhamdülillah. Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. Aynı zamanda ümmet olmakla şeref yap olduğumuz Habibi Hüda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Âline, ashabına salat ve selam olsun. İşte Ramazan ayı malum bir yıl hasretle bekliyoruz. 11 ayın sultanıdır. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek aydır Ramazan. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek gecedir Kadir Gecesi. Rabbim Ramazan'a ulaştırdığı gibi dolu dolu yaşayarak, şeytanları zincire vurarak, maneviyatımızı en yüksek şekilde yaşayarak bizi Kadir Gecesi'ne ulaştırsın. Ramazan'da edindiğimiz güzellikleri de Ramazan'dan sonraki aylara, ömrümüzün kalan kısmına taşıyarak, sevaphanemizi bol doldurarak Rabbim bizleri güzel bir ömür sürmemizi bizlere nasip eylesin. Ramazan ayı işte hasretle beklenir ve gelir. İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşlerinin pekiştiği müstesna bir zamandır. Mümin, bizler bir yandan Rabbimizle olan bağımızı, diğer yandan kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi gözden geçiririz. Nefis muhasebesi yaparız. İşte böyle bir mübarek aya kavuşmanın verdiği huzurla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle seslenmiştir. Bu Peygamber Efendimiz bize sesleniyor. Evet. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Bu yayını tabii çeşitli şekillerde internet üzerinden birçok dostumuz dinliyor. Aynı zamanda bu yayın WhatsApp gruplarında da paylaşılarak çok farklı kitlelere ulaşıyor. Evet hocam. Bunu da dinleyenlerimize bildirmek istedim. Peygamber Efendimiz ashabına şöyle seslenmiştir. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah bu ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder. Bu ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisine mahrum eden kimse bedbaht kimsedir. Bu hadis-i şerif gerçekten bizim için müjde niteliğindedir değerli kardeşler. Ramazan, sabırlı ve kanaatkar halimizle bizi takvaya eriştiren oruç ibadetinin farz kılındığı bir aydır. Bak, kahve makineleri karşıda ama evet hocam, yiyemiyoruz. Çünkü artık Rabbimizin oruç tutun emrini yerine getiriyoruz ve yiyemiyoruz ama bir taraftan da bu hazzı yaşıyoruz, bu mutluluğu yaşıyoruz. Çünkü Rabbimizden bekliyoruz mükafatımızı. Hidayet ve istikamet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır aynı zamanda bu ay. Cenab-ı Rabbül Alemin bu hususu bizlere şöyle beyan eder. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa oruçlu geçirsin.
Bakara suresi 185. ayetinde Rabbimiz böyle buyurdu değerli kardeşler. Ramazan yaz sonunda yağıp yeryüzünü kir ve tozdan temizleyen güz yağmuru gibi müminleri günahlardan arındıran tövbe ayıdır. İşte bu ayı iyi değerlendirelim. Peygamberimiz Efendimiz kim inanarak ve kardeşliği karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur. Değerli kardeşler, bu minval üzere Rabbimizden başka kimseden bir şey beklemiyoruz. Bu şekilde oruçlarımızı tutuyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki kilometre sıfırlayacağız. Samimi ve ihlaslı bir şekilde ibadetlerimizi yapıp i̇nşallah. Geçmiş günahlarımızı inşallah bırakacağız. Ve yeni bir sayfayla kalan ömrümüzü inşallah güzelliklerle doldurmaya devam edeceğiz. İnşallah hocam, inşallah. Ramazan-ı Şerif, toparlıyorum, Ramazan-ı Şerif ömrümüzün en değerli hasat mevsimi. Evet. En değerli hasat mevsimi hepimiz için maddi ve manevi açıdan yenilenme fırsatıdır. Aynı zamanda Müslümanlar için bir uyanış ve heyecandır. İnfakla, vermeyle, bağışlamayla, sadakayla yoksulların, düşkünlerin, muhtaçların, kimsesizlerin hatırlandığı ve korunduğu bir yürek seferberliğidir. Evet. Ramazan'a kavuştuğu halde onun kadrini ve kıymetini bilmeyen kişi çok büyük bir hazineden mahrum kalmıştır. Değerli dostlar, malum ki bir salgın hastalıktan dolayı evlerden çıkamıyoruz. Aynen hocam. Ama ibadetlerimizi, orucumuzu, kulluk görevlerimizi evde yapmamıza mani bir durum yoktur. Yani evlerimiz aynı zamanda bir mescit, cami mesabesindedir. Çünkü Rabbimiz Bismillah ve cealu buyutekum kıbleten ve kıymus salahu beşşiril müminin. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. İnananları müjdele buyuruyor. Diğer bir ayet-i kerimede ise Bismillah. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekena. Ey inanan kullarım, benim arzım, yeryüzüm. Ya ibadiyellezine amenu inne arzı vasi'atin feyyâye fe'budun. Ey inanan kullarım, benim arzım, yeryüzüm geniştir, o halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Hemen peşindeki ayet-i kerimede vallahu cealeleküm min büyütüküm sekena. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı buyuruyor. O açıdan camilerimizin kapalı olması bizi ibadetlerden geri koymaması lazım. Aynı minval üzere bizler ibadetlerimizi yaptığımız gibi iftar sofralarımızda konu komşumuzu, eşi dostumuzu çeşitli geniş iftar sofraları kuramayacağımızdan dolayı evde kalma devam ettiği için biz bu Ramazan biraz daha farklı çalışmamız lazım. Erzak kolileri, bağış kolileri yaparak veren el, alan el arasında bir güzellik oluşturmamız lazım. Veren el olmamız lazım. Muhtaç kardeşlerimize yetişmemiz lazım, koşmamız lazım. Her zaman kendinden daha yoğun olmamız gerekiyor. Her zaman, bu sene her biraz Ramazan farklı. 10 kolye yapıyorsak bu Ramazan 50 kolye çıkartmamız lazım. Çünkü masrafımız yok. Masrafımız yok. İmkanı olanlar, tabii imkanı olanlar olmayanlara verecekler. Bizler camilerde milletimize hizmet için hazırız. Türkiye Diyanet Vakfımız her mahallede, her semtte, her şehirde hizmet için hazır. Çok rahat bir şekilde bu bağışlarınızı Diyanet Vakfımızın irtibat numaralarına ulaşarak yapabilir. Gerçekten muhtaç insanlara bu şekilde ulaştırabilirsiniz. Bu çerçevede yine Türkiye Diyanet Vakfımızın fitre ve zekat hesaplarını kullanarak ibadet olan fitre ve zekatı da yine bilinçli bir şekilde ehil olan kimselere, yine Türkiye'mizin en güvenli kurumlarından birisi olan Türkiye Diyanet Vakfımız kanalıyla ulaştırabilirler. Dostlarımıza bunu da bu şekilde arz etmiş olduk efendim. Hocam, fitre ve zekat dediniz. Fitre ve zekatları biz pazartesi veya salı günü, yani Ramazan'ın değil aslında, programın formatından gereği cumartesi pazar yayında değiliz. Pazartesi veya salı günü biz bu konuya değinelim. Nedeni ise tabii detaylandıralım. Hocam, detaylandıralım. Nedeni ise şu aslında benim kafamdan geçen. Bazıları son güne kadar bekleyebiliyor. Yani ama şimdi Ramazan'ın en başında eğer biz bunları verirsek vermiş olduklarımızla
alınacaklar olabilir. İşte ama sahurluk ama iftarlık eşyalar alınılacak olunabilir. Hocam o zaman biz şimdiden pazartesi gününün konusunu bu şekilde belirleyerek sizden de tamam, hem inşallah. Ramazan'ın ilk günü hem de bu güzel mübarek cuma gününün duasını da alarak sizi ufak ufak uğurlamış i̇nşallah. Olalım. Aslında güne noktayı koymuş olalım. Son olarak böyle bir iki dakika daha müsaade almak istiyorum. Buyurun hocam. Toparlıyorum. Şimdi Ramazan ayında kazanacaklarımızı bir düşünelim. Bir, Ramazan ayı ilahi ihsan ve ikramlarla bir rahmettir. Her yönüyle güzellikleri artırmaya bir davettir. Ramazan ayı tövbe ayıdır. Kendimizi iyice muhasebeye çekme ayıdır. Hayatımıza yeni bir başlangıç yapabiliriz. Ramazan ayı oruç için sağlam bir niyettir. Bizleri büyüleyen sahurda, iftar vakti sofrada ayrı bir berekettir. Ramazan ayı dua ve niyazlarımız da kardeşlerimizi anmaktır, mesafeleri aşmaktır, gönüllerde ve duygularda bir birliğe ulaşmaktır. Ramazan ayı nefsimizi ve neslimizi imar ve inşa için ocaklarımızdaki manevi neşveyi yeniden yeşertme zamanıdır. Evet. Ramazan ayı en güzeliyle bir mukabele halkasında yer bulmaktır. Bu vesile Diyanet Televizyonumuz sabah sahurda, öğlen ve gece saat 24'te her gün farklı bir hafızın okuduğu mukabeleyi yayınlamaktadır. Okuyanlar kendileri okur, okumayanlar mutlaka Diyanet Televizyonu'ndan tertil üzere okunan mukabeleyi dostlarımız takip edebilirler. Ramazan ayı her halimizle şükretmektir. Sabrı kuşanmaktır, kulluğumuzu pekiştirmek, sorumluluk duygumuzu geliştirmektir. Ramazan ayı Allah Celle Celaluhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kitabullah'a her şeyden çok vefalı olmaktır. Vefalı olanlarla dostluğumuzu artırmaktır. Yüce Rabbim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş vesilesi olan içinde, bin aydan daha kıymetli Kadir gecesini barındıran, İnsi cinnin rehberi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek şehri Ramazan'ı cümlemiz hakkında hayırlara vesile eylesin. Amin. Kolaylaştırsın sabrımızı ve sevincimizi Rabbimiz artırsın. Tabii daha Ramazan'ın diğer günlerinde geniş sohbet imkanları buldukça İnşallah daha farklı bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Peygamberimizin ifadesiyle ilk gecesinden itibaren şeytanların bağlandığı, cehennem kapılarının kapatıldığı, cennet kapılarının açıldığı, sayısız müminin ateşten azat edildiği bu mübarek ayı hakkıyla idrak edenlerden olalım. Bereketinden İnşallah. İstifade edelim. Kur'an ayında yuvalarımızı ve gönüllerimizi Kur'an'la buluşturalım. Mukabele geleneğine sahip çıkarak Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edelim. Camilerimize gidemiyoruz ama evlerimizi cami haline getirerek coşkulu bir şekilde görevlerimizi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, çocuğuyla tüm ailemizi katarak yapalım. Zekat ve sadakalarımızda, hayır hasenatımızda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürelim değerli dostlar. Bu şekilde inşallah bitiriyorum. İnşallah diğer programlarda buluşmak ümidiyle hepinizin orucunu Rabbim kabul eylesin. Rabbim inşallah daha nice güzel zamanlara bizleri sağlık sıhhat içerisinde ulaştırsın inşallah. İnşallah. Peki hocam huzurlarınızdan sizinle beraber ayrılmış oluyoruz. Sevgili dostlarımız pazartesi günü kısmet olursa yine Hafız Mahmut Eroğlu bir Ramazan geleneği, bir cuma klasiği aslında bizler için. Yaklaşık 6. seneye girdik an itibariyle. 6 senedir de programımızın vazgeçilmez hocaların hocası diye geçiyorum ben artık. Sevgilerimizi yolluyoruz. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sevgili dostlarımız pazartesi günü görüşünceye dek aşk ve sağlıcakla. Hocam duamız var mıydı yoksa ettiniz mi siz evet, az önce? Duamızı isterseniz kısa bir dua yapalım inşallah. Sevgili dostlarımız pazartesi günü görüşünceye dek aşk ve sağlıcakla. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sesimizi duyan değerli insanlar, değerli kardeşlerim. Bu Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde, bu mübarek saatte hep birlikte
Rabbimize ellerimizi açıp amin diyoruz. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla oruçlarımızı açacağız, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i her türlü sıkıntıdan kurtuluşumuza ve affımıza vesile eyle. Amin. Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi, amin. Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma. Devletimizi, milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, her zorluğu gideren sensin. Bütün hayırlar sendendir. Hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Amin. Ya İlahi, ya Rabbi, başta sağlık görevlerimiz olmak üzere bütün çalışanlarımıza, devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bayanlar beyler, rahatsız show bitti. Bitti. Yeni bir günde yine aynı saatte buradayız. Esen kalın. Artık pazartesi. Pazartesi mi? Artık pazartesileri aşkım. Pazartesi mi sevgilim? Pazartesileri kır.